Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli, çok kıymetli, faziletli kardeşlerim. Risale-i Nur Külliyatı'nın temel eserlerinden olan mektubatı beraberce takip ediyoruz. 19. mektubun 13. işaretindeyiz. Bu mevzu rukye ile de alakalıydı. Onun için okunarak dua, bazen üfleyerek okuduktan sonra dua, bazen de tükürüğümüzü sürerek yapılacak dualar. Bu mevzuda ulema ne demiş? Fukahanın fetvaları nedir? Özellikle kelamcılar inanç açısından bu işe ne diyor? Bunun üstünde bu mevzuya girmeden önce bir sohbet durmuştuk. Bu 13. işaretin ikinci sohbetinde ise baştan okumaya başlamıştık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şeref sudur olan ya okuyarak, ya üfleyerek, ya mübarek tükrüğünü sürerek şifayab olan sahabe-i kiramla alakalı Efendimiz Aleyhisselam'ın mucize misalini de okumuştuk. 5. misalde kalmışız. Burasını bitireceğiz. 13. işareti inşallah. 7. nükteli işaretten ta 13. işarete kadar 7 ana bölüm içerisinde anlatılan mucizelerde dikkat çeken bir husus var. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek eliyle ortaya çıkan mucizeler bunlar. İşte bütün bunların hepsini içine alan bu parça altın ve elmas ile yazılsa liyakatı var. Efendimizin mübarek eliyle meydana gelen harikuladeliklere dikkat çeken, gerçekten yedisini de özetleyen, yedi nükteli işareti de özetleyen bir sayfa içerisinde müthiş bir şey bir lavha yapıp asmak, hatta bunu ezberlemek lazım. En sonunda inşallah bunu da beraberce okuyacağız. 5. misal İmam-ı Bagavi. Tahrici ve tasihiyle haber veriyor ki Ali İbnül Hakem'in Gazve-i Hendek'te küffarın darbesiyle ayağı kırıldı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mes etti. Dakikasında öyle şifa buldu ki atından inmedi. İmam-ı Beyhaki Delail-i Nübüvvesinde ve İbni Abdilber el-İstiab Nam sahabeyi anlattığı eserinde bu vakayı bize nakletmişler. Fakat Üstad Hazretleri burada İmam-ı Begavi Hazretlerinden bahsediyor. İmam-ı Begavi'nin tahrici ve tahsihine Üstad da çok değer vermiş belli. Begavilerin hayatı hakkında kısa malumatlar sunuyordum. İmam-ı Begavi hakkında biraz malumat sunmak istiyorum. Ebu Muhammed Muhyi Sünne El Hüseyin bin Mesud bin Muhammed El Ferra El Begavi Hicri 516 senesinde vefat etmiş. Yani 5. asrın sonlarında 6. asrın hicri olarak başlarında yaşamış, miladi olarak 1122 senesinde ruhunun ufkuna yürümüş. Muhaddis, müfessir ve aynı zamanda Şafii fıkhının da üstadlarından çok büyük bir zat bu da. Çocukluk ve gençlik yılları hakkında kaynaklarda çok fazla bilgi yok. Kendisinde Horasan'da Merver Rus, yani bu Merv şehri aslında. Merv şehri şimdiki Türkmenistan'ın
kuzeyinde herhalde bir yer, fakire gitmek nasip oldu. Meğer bir ilim şehridir. Ruslar ele geçirince adını değiştirmişler, Mari yapmışlar. İslam dünyasında iki tane büyük mektep vardır. Bir Küfe Mektebi, bir de Merv Mektebi. Küfe Mektebi kadar ün salmış ama aynı zamanda Küfe Mektebi'nden farklı olarak Merv şehri büyük idarecilerin yetişmesine sebebiyet vermiş. Sultan Sencer orada, Oğuz boyu oradan gelmiş. Aynı zamanda hem Kadiri hem Nakşilerin birleştiği ana nokta Yusuf el-Hamedani'nin kabri orada, orada yaşamış. Ve felsefenin merkezi olmuş, aynı zamanda Mutezile'nin ana fikir babası olan İmam-ı Zemahşeri orada yaşamış, Keşşaf'ı orada yazmış. Aynı zamanda da fıkhın da merkezi olmuş meşhur İmam-ı Serahsi El-Mebsut Nam, Hanefi fıkhının o dev eserini, hem de Moğollar onları orasını işgal ettikleri zaman onu kör kuyuya atarak, o zamanki hapis şekli, ve İmam Serahsi kuyudan söylemiş, yukarıdaki talebeleri yazmış ve El-Mebsut'u o şekilde meydana getirmiş. Hani insan hikmeti anlatır, vakaları anlatır da ama fıkhın her cümlesi bir kanundur. Yani bu ezberden böyle, böyle hatırladım olmaz. Asırlardan beri de Osmanlı medreselerinde okutulan El-Mebsut İmam-ı Serahsi'nin, hep onun da merkezi İmam-ı Serahsi de Merv'de yaşamıştır. Yani Merv bir mekteptir, bir isimdir, bir markadır. Hatta Küfe'den bazı yönleriyle daha ileride, işte İmam-ı Begavi Hazretleri de o bölgede yaşayan, Merv ile Herat arasında bulunan Buşar. Buşar, Bağ demek. Bağ kasabasına nispetle ona Begavi demiştir. Bağ köyünde veya Bağşurlu manasında ona İmam-ı Begavi demiştir. O devirde ün salmış olan lakabı Ferra. Babası Kürtçülük yaptığı için Kürk, yani soğuk ülke. O da Kürtçü olan babasının oğlu olması itibariyle Kürtçü manasında ona Ferra demişlerdir. Burada bir incelik aktarmak istiyorum ki eski ulema devletten maaş almamış. Halktan da ya ben ilimle meşgulüm, bana biraz bakın işte filan da dememiş. Çokları İmam-ı Azam gibi hem kendisi ticaret yapmış, kazanmış, geçimini sağlamış, hatta başkalarına yardımcı olmuş. Hem maddeten vermiş hem de fikir ve ilim noktasıyla başkalarına vermişler, verici olmuşlar. İşte İmam-ı Begavi Hazretleri de bundan dolayı kendisine İbnül Ferra demiş, kendisi de Kürk satarak, alıp satarak hem de aynı zamanda geçimini temin etmiştir. 1067 yılı civarında ilim tahsili için Merv-er-Rus denen yere giderek Şafii fakihi olan Kadı Hüseyin bin Muhammed el-Merv-er-Ruzi'den fıkıh ve hadis okumuş. Horasan illerini dolaşmış. Ebu Ömer Abdülvahid el-Melihi, Ebu'l-Hasan Ali el-Cüveyni, Ebu Bekir Yakup Es-Sayrafi gibi hocalardan değişik sahalarda dersler almış. Daha sonra ikinci vatanı olan Merv-er-Ruz'a yerleşmiş. Ve hocası Kadı Hüseyin bin Muhammed'in vefatından sonra makamını oturarak talebe yetiştirmiş, eser yazmış ve seçkin talebeler yetiştirmiş. Mesela talebelerinden Şerh-ü Sünne'nin ravisi Hafede diye tanınan Ebu Mansur Muhammed Et-Tari, Ebu'l-Fethi Muhammed El-Hamedani, Ebu'l-Mekarim Fazlullah En-Nugani gibi zühde, takvada, sade giyimde önde olan kimseler, talebeleri. Kendisi de çok müttaki, çok zahit, sade giyimiyle namdar ve önceleri sadece ekmekle geçiniyormuş.
zayıf düşmesi üzerine zeytini ekmekle beraber yemeye başlamış, abdestsiz ders vermemiş gibi İmam-ı Begavi Hazretlerinin çok öne çıkan özellikleri vardır. İmam Begavi yaşayışında olduğu gibi ilmi anlayışında da Selefi Salihinin yolunu takip etmiştir. Kendisi ayrı bir kanal açmamış, eski büyük kanallarda gitmiş gelmiş yayın yapmış, yani ders yapmış. Şafii mezhebine bağlı bir çevrede yetiştiği ve hatta Şafii fıkhına dair Et-Tehzib adlı önemli bir eseri yazdığı halde asla ve kat'a bir mezhep taassubuna da düşmemiştir. İmam-ı Begavi 80 yaşlarında Merv-i Ruz'da vefat etmiş ve çok sevdiği hocası Kadı Hüseyin el-Merv-i Ruzi'nin yanına Talekan kabristanına defnedilmiştir. Begavi'nin fıkıh yönü Salah Abdülgani Eş-Şerra tarafından El-İmamul Begavi ve Eşaruhu Vil Fıkh çalışmasıyla Riyad'da, tefsirdeki yeri de Afaf Abdülgafur Hamid tarafından da El-Begavi ve Menhecüt Fit Tefsir adlı eseriyle ortaya konmuştur. Yani onun yaptığı çalışmaları daha sonrakiler kitaplaştırmışlar. Eserleri hakkında ayrıca anlatılan hususlar var. Bu zat hadiste imam. Şerhü sünnesi var hadiste. Meşabihü sünnesi var yine hadis ilminde. El cami beyne sahihayn olarak ayrı bir eseri var hadiste. El envar fi şemailin nebiyil muhtar, Efendimizin şemailiyle alakalı. Ve bir de şerhu cami-i tirmizi diye ayrı bir eseri var. İmam-ı Tirmizi'nin kitabını şerh etmiş. Fıkıhta Et-Tesibi yazmış, fetavası var, el-kifayesi var, tercümetül ahkamı var, tefsir kitabı yazmış, el-maalimü tenzil, el-kifayetü fil kıraa diye ayrıca kıraat sahasında da bir kitap yazmış. Gördüğünüz gibi İmam-ı Begavi Hazretleri öyle haşa sıradan bir insan değil ve üstad ona güvendiği için, tahricini, tasihini güvendiği, itimat ettiği için onun da kabullendiği böyle bir hususu Ali İbnül Hakem'in Gazve-i Hendek'te meydana gelen bir hadiseyi, mucizesini, Efendimizin küffarın darbesiyle ayağı kırılmış, daha atından inmemiş o Efendimiz, o attayken mübarek tükürüğünü o kırılan, kesilen yere sürmüş ve anında şifa bulmuştur. Çok müthiş bir mucize. Altıncı misal, İmam-ı Beyhaki, bunu daha önce aktarmıştım. Ehli hadis haber veriyorlar ki İmam-ı Ali, Hazreti Ali Efendimiz'i de daha önce zikretmiştim. Üstadın Hazreti Ali demeyip de ekseriyetle İmam-ı Ali demesi de manidardır. Ehl-i Beyt kardeşlerimiz İmam-ı Ali dediği için, bizim açımızdan da gerçekten İmam-ı Ali olduğu için ortak payda olan kelime veya cümleleri kullanmak önemli, ittifak etmek için önemli. İmam-ı Ali gayet hasta idi. Istırabından kendi kendine dua edip inliyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam geldi. Dedi, Allahümme şfihi. Allah'ım ona şifa ver. Ve ayağıyla Hazreti Ali'ye dokundu. Kalk dedi. Birden şifa buldu. İmam Ali der ki o hastalığı hiç görmedim. Tirmizi, Davat'ta, Ahmed İbni Hanbel, Müsned'de, İbni Şeyb'de, Musannef'inde bu vakayı, rivayeti bize nakletmişler. Yedinci misal. Şurahbil el-Cufi'nin meşhur kıssasıdır ki avucunda etten bir ur vardı. Kılıcı ve atın dizginini tutamıyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam eliyle avucundaki uru mesh etti
ve mübarek eliyle ovdu. O urdan hiçbir eser kalmadı. Tabarani naklediyor Mucemül Kebir'de, Beyhaki Delail'in Nübüvvesinde, İbn Abdilber El İsabe fi Temyiz-i Sahabe Nam, sahabe ile alakalı kitabında bu vakayı bize nakletmiş. Ve bu avucunda ur olan zat da Şurahbil El Cufi'dir. Şurahbil El Cufi'nin elinde bir ur vardı ve bu ur onun kılıcı ve atın yularını tutmasını engelliyordu. Üstad da bunları burada söylemiş. Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, elimde bir ur var. Bana eza veriyor. Kılıcı ve atın yularını tutamıyorum. Efendimiz Aleyhisselam da elini uzat buyurdu. Şurahbil elini uzattı. Resulullah Aleyhisselam avucunu aç buyurdu. Ardından avucuna nefes etti önce. Sonra avucunu urun üzerine koydu. Ur kayboluncaya kadar Efendimiz Aleyhisselam ovaladı. Bir süre sonra yara iyileşti. Şurahbil diyor ki, o urun izini daha göremiyorum. 8. misale geldim. Değerli kardeşlerim, bu 8. misalde çocuklarla alakalı, ayrı ayrı çocuklarla alakalı verdiği 7 tane, 6 tane diyor ama 7 tane sonra yazıyor. Belki ikisini bir düşünmüş olduğu bir nokta da vardı. 6 çocuğun her biri ayrı ayrı birer mucize-i Ahmediye'ye mazhar oldu. Birincisi, İbni Ebi Şeybe, şu ana kadar bundan bahsetmedim, az bahsedeceğim az sonra. Üstad İbni Ebi Şeybe için şu tabiri kullanmış, muhakkiki kamil ve muhaddisi meşhur. Yani tahkik etmeden, araştırmadan, kaynaklara, eserlere, ölçülere, uygunluğuna bakmadan hiçbir hadiseyi kitabına almayan İbni Ebi Şeybe, bunun Musannef Nam hadis kitabı meşhurdur. Bu İbni Ebi Şeybe naklediyor. Diyor ki, bir kadın bir çocuğu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getirdi. O çocukta bir bela vardı. Konuşmuyordu. Aptaldı çocuk. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir su ile mazmaza etti. Elini yıkadı. O suyu kadına verdi. Çocuğa içirsin ferman etti. Çocuk o suyu içtikten sonra hastalığından ve belasından bir şey kalmadı. Öyle bir akıl ve kemal sahibi oldu ki ukalayı nasın fevkine çıktı. Akıllı insanların da en akıllısı olarak insanların çok üstüne, fevkalade akıllı olma ufkuna yükseldiğini söylüyor. İbn-i Mace tıp kitabında bu hadisi, bu vakayı nakletmiş. İbn-i Ebi Şeybe Musannefinde 5. cilt 48, 6. cilt 322'de. Yani İbn-i Şeybe Musannef'te iki yerde bu vakadan bahsetmiş. Bir de Abd İbn-i Hümeyd El-Müsned'inde nakletmiştir. İbn-i Ebi Şeybe hakkında kısa bir malumat verecek olursam, Ebu Bekir İbn-i Ebi Şeybe dendiği zaman akla El Musannef adlı eseriyle tanınmış ve hafız, hadiste hafız. Hadiste hafız dendiği zaman değerli arkadaşlar 100.000'den fazla hadisi ravileriyle beraber karıştırmadan ezberden bilen kimse demektir. 200.000 ve daha üstü bilirse ona da hadiste hakim deniyor. 300.000 ve daha üstünde hadis ezberden bilirse ona da hadiste hüccet deniyor. Hafız, hakim, hüccet. İşte bu İbni Ebi Şeybe 100.000 hadisi ravileriyle beraber karıştırmadan ezberden bilen bir hadis hafızı, müfessir ve tarihçidir. Hadiste hafız denir. Kur'an hafızı ayrı, hadiste hafız ayrı. Hadiste hafız olabilmek için
100 bin ve daha üstündeki hadis-i şerifi ravileriyle beraber ezberden bilmek gerekiyor. 776 yılında Küfe'de doğuyor. Erken yaşta hadis tahsiline başlıyor. Küfe, Basra, Rey ve Bağdat ile Hicaz bölgesindeki ilim merkezlerinde o günkü şartlarda ulaşımı hesap edin, tahsilini devam ettiriyor. Talebeleri arasında tabiinden olduğu anlaşılıyor bu zatın. Çünkü talebeleri arasında İmam-ı Buhari bunun talebesi. Ebu Davud bunun talebesi. İbn-i Mace bunun talebesi. Bunlar hadiste kütübü sitte ricalinden. İbn-i Sa'd gibi alimler de Muhammed İbn-i Sa'd ve bunların biliyorsunuz Tabakatnam Efendimizin hayatını anlattığı İslam tarihi eseri var. İbn Ebi Şeybe 849 yılında da ruhunun ufkuna yürüyor hicri olarak. İbn Ebi Şeybe gerçekten çok derin bir insandır. 100 bin hadis ricaliyle beraber. İşte bu hadisi tahric etmiş, tahkik etmiş ve doğru demiş ve bunu kitabını almış. Hem de Musannef'in iki yerinde geçiyor. Kısaca üstad aktardı, okuduk. İkincisi, nakli sahih ile Hazreti İbn Abbas demiş ki, İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas hakkında daha önce maluma sunmuştum. Resul-i Ekrem'e aleyhisselam mecnun bir çocuk getirildi. Mübarek elini onun göğsüne koydu. Birden çocuk istifra etti. İçinden küçük hıyar kadar siyah bir şey çıktı. Çocuk şifa bulup gitti, diyor. Darimi Mukaddeme'de, Ahmed İbn Hanbel Müsned'de, İbn Ebi Şeybe Musannef'inde bu vakayı bize nakletmişler. Üçüncüsü, İmam-ı Beyhaki, daha önce aktarmıştım ve Nesai, bunu da aktarmıştım. Nakli sahih ile haber veriyorlar ki Muhammed İbni Hatip isminde bir çocuğun koluna kaynayan tencere dökülmüş. Bütün kolunu yakmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam meshedip tükrüğünü sürdü. Dakikasında şifa buldu. Ahmed İbni Hanbel Müsned'de yine İbni Ebi Şeybe Musannef'inde almış bunu. Oldukça önemli ve Nesai de Sünenül Kübra'sında naklediyormuş. Dördüncüsü, büyümüş fakat lisanı yok. Büyükçe bir çocuk. Resul-i Ekrem'in aleyhisselamın yanına geldi. Çocuğa ferman etmiş, ben kimim? Hiç konuşmayan dilsiz çocuk ente Resulullah deyip tekellüme başlamış. Sen Resulullah'sın demiş. İmam-ı Beyhaki Delail-i Nübüvvesinde İbn Kesir El-Bidaye ve Nihayesinde bu vakayı bize mucize nevi olarak nakletmiş. Beşinci çocuk. Alemi yakazada, yakaza arkadaşlar rüya alemi değil, uyanıklık da değil, uyku uyanık arası alemi yakaza. Velilerin çok anlattığı, çok yaşadığı bir alem. Alem-i Yakaza'da Resul-i Ekrem aleyhisselamla mükerrer surette müşerref olan Celaleddin-i Suyuti ve asrın imamı tahriş ve tashih ile haber veriyor ki Celaleddin-i Suyuti hakkında biraz malumat vereyim. Vakayı ondan sonra aktarmak istiyorum. Celaleddin-i Suyuti çok önemli ama çok müthiş bir zattır. Miladi olarak Mısır'ın Suyut şehrinde doğdu. Suyuti denmesi de ondan. Ve 1505'te de vefat etti. Yani 60 sene kadar bir ömrü olmuş. Asıl adı Abdurrahman bin Ebu Bekir Muhammed. Arap dilinde, İslam tarihinde en fazla eser veren müelliflerden bir tanesidir. Üstad da bunun eserlerini işte kendi eski gençlik yıllarındaki tarihçi hayatta okumuşsunuzdur. Ezberlediğini anlatıyor. Cem-ül Cevami'yi mesela üstad bir hafta içinde ezberlemiş.
Babası Kemalettin Ebu Bekir, tanınmış fıkıh alimlerinden. Babasından ve devrinin meşhur alimlerinden ilim tahsil eden Suyuti henüz 17 yaşında iken çok önemli ilk eserini kayda geçiyor. İlk eserini yazıyor. Yemen, Hicaz, Şam gibi birçok şehir ve ülkeyi dolaştı. 1466'da Cami-i Seyhuni'den fıkıh dersleri aldı. Bir ara Halife Mütevekkil Alallah'ın ricasıyla Baybarsiye şehrine getirildi. İmam Suyuti başta tefsir, hadis, fıkıh olmak üzere nahiv, Arapçanın nahiv ilmi, meani, belagat ilmi, bedi ve beyan. Yani bunlar Arapçanın belagatıyla alakalı eserler yazdı. Hadiste derin bir ilmi sebebiyle Şeyhül Hadis diye de anılıyor. Meşhur Celalen tefsiri vardır. Türkiye'de hocalar arasında meal seviyesinde bir tefsir. Celaleyn, iki Celal tarafından yazıldığı için o Celaleyn tefsirini yazanlardan bir tanesi bu Celaleddin Suyuti'dir. Cami-ü Sagir, Kitab-ı Dur, Tercümanül Kur'an fit Tefsiril Müsned, Mufhamatül Akran, Tarih-ül Hülafa gibi çok büyük eserleri var. Bu Celaleddin Suyuti 9. asrın müceddidiyim ben diyen bir insandır. Müceddidliğinde tam ittifak yok. Ama hiçbir müceddit ben müceddidim dememiş. Ve sadece ben müceddidim deyip o iddiada bulunan ve gerçekten de müceddit olabilir. Ben müceddidim diyen bir zattır Celaleddin Suyuti. Kendini böyle öne çıkardığı için, doğruyu söylediği için kendi devrindeki bir kısım ulema tarafından hücuma maruz kalmış. Fikri, tenkit vesaire. Ve üzüntüsünden 9 sene, hayatının 9 senesini evinden çıkmamış. Gözlere ama olmuş. Ama olarak da olsa ilim tetabbuatıyla meşgul olan dev bir insandır Celaleddin Suyuti. İşte bu tahriş ve tashih ediyor. Evet böyle vak'a var diyor. Haber veriyor ki Mübarekül Yemame isminde meşhur bir zatı Mübarekül Yemame adı bu. Daha yeni dünyaya geldiği vakit Resul-i Ekrem'in aleyhisselamın yanına getirmişler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona müteveccüh olmuş. Çocuk tekellüme başlamış. Daha önce konuşamayan çocuk Efendimiz aleyhisselamın yanında konuşmaya başlamış. Eşhedü enneke Resulullah demiş. Ben şehadet ederim ki sen Resulullah'sın demiş. Efendimiz aleyhisselamın yanında Resul-i Ekrem aleyhisselam barekallah demiş. Çocuk ondan sonra büyüyünceye kadar daha konuşmamış. O çocuk bu mucize-i Ahmediye'ye ve Barekallah Dua-i Nebevisine mazhar olduğundan Mübarekül Yemame ismiyle şöhret bulmuş. Beyhaki Delail-i Nübüvvesinde Hatip el-Bağdadi Tarihül Bağdat'ta İbni Kesir el-Bidayesinde naklediyor. Ve kısaca çocuk hakkında malumat da verdim. Diğer kitaplarda da zaten bu kadar anlatılıyor. 6. çocuk. Resul-i Ekrem aleyhisselam namaz kılarken hırçın bir çocuk namazını kat'i edip Efendimizin önünden geçiyor yani. Secde mahallinden de beriden geçiyor çocuk. Efendimizin namazını kesiyor yani. Resul-i Ekrem'in aleyhisselam da ona Allahümme kta' eserahu diyor demiş. Allah'ım bu çocuğun yürüyüşünü kes demek. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam böyle deyince ondan sonra çocuk daha yürüyememiş öyle kalmış
Şimdi bu altıncı misalde bir Efendimizin bir çocuğa bir yönüyle bedduası var gibi. Yedinci misali de okuyayım. Çok önemli bir tahlil sunmak istiyorum. Yedinci misal çocuk tabiatında hayasız bir kadın. Resul-i Ekrem aleyhisselam yemek yerken lokma istemiş. Efendimiz'e önce bak peygamber oturmuş yemek yiyor köleler gibi. Efendimiz de ben Allah'ın kölesiyim dedi ona. Sonra Efendimiz'e geldi dedi ya Resulallah sofrana oturup yemek yiyebilir miyim? Efendimiz buyur dedi. Efendimiz'e sonra dedi ki hayır senin elinden lokma almak istiyorum dedi. Hatta bir rivayette Efendimiz lokma verince hayır senin ağzındaki lokmayı çiğnediklerini alıp yemek istiyorum dedi bayan. Efendimiz gayet fıtri, gayet tabii, sade. Senin lokman demiş, Efendimizin lokmasını istemiş, Efendimiz de vermiş demiş. Yok senin ağzındakini istiyorum. Onu da vermiş. O gayet hayasız kadın o lokmayı yedikten sonra en hayalı kadın ve Medine kadınlarının fevkinde bir haya sahibi oldu. Taberani Mucemül Kebir'inde bu vakayı bize nakletmiş. Özellikle bu altıncı çocuk ile alakalı ileride şimdi bundan sonraki 14. nükleri işarette Efendimizin duası bahsine geçeceğiz. Efendimizin yer yer bazı insanlara beddua ettiğini görüyoruz. Orada gelecek. Şimdiki değerlendirmem, orada anlattıklarım, anlatacaklarım için de geçerli. Efendimiz Aleyhisselam bu altıncı çocuk misalinde geçen secde önünde Efendimizin önünden geçen çocuğu Efendimizin beddua etmesi. Allah senin yürümeni durdursun demek. Allah senin eserini, izini kessin demek. Şöyle tercüme etmiş. Allah'ım sen de onun yürüyüşünü kessin. Bir daha yürüyememiş. İleride gelecek mesela. Efendimiz daha önce sağ elle yemek yemesi gerektiğini anlatmış. Bu mevzudaki esprileri, hikmetleri bilen sahabi. Fakat bir adam Efendimizin önünde sol elle yiyor. Efendimiz ona kürt bir yeminlike sağ elinle ye demiş. Şimdi peygamberimiz öyle deyince adam sağ eliyle yapamasa bile demeli ki tamam ya Resulallah inşallah yapacağım sağ elle yiyeceğim filan demeli. Fakat biraz kabaca de Efendimiz'e dedi ki ben sağ elimle yapamıyorum. Ya belki peygamber deyince yapamasan bile yapacaksın. Ama dedi ya Resulallah ben sağ elle yapamıyorum. Efendimiz de bir daha elini kaldırama. Sol elini havada kaldı. Gidip gelemedi eli. Bu da bir beddua. Gelecek daha ileride Efendimizin bazı bedduaları var. Şimdi burada akla takılan bir soru vardır. Efendimiz Aleyhisselam rahmet peygamberi olmasına rağmen kendisi de böyle buyurmuş. Bu istü ene rahmeten ve la la'anen. Ben rahmetçiyim, lanetçi değilim. Lanetçi olmamasına rağmen niye bazı insanlara beddua etmiştir? İleride 14. işaretteki dua bahsinde bunlar tabii ki genişçe gelecektir. Burada şöyle bir kaynak verip sonra kısa bir izahat yapacağım ama ileride biraz daha genişçe duracağız. Efendimizin celali, celallenmesi, öfkelenmesi, yer yer bazı insanlara beddua etmesi cemaliyle, rahmetiyle nasıl telif edilebilir? İşte bu telifi öğrenmek için değerli arkadaşlar 17. sözü iyice dikkatlice okumalısınız. 17. sözün birinci makamını yani. Çünkü orada da Allah'ın rahmetiyle Allah'ın gadabının telifi vardır. 17. sözün başında bir soru var. Yani Allah'ın rahmetinin şumulünü anlatıyor. Bir ayette ve rahmeti vesiat külle şeyin. Allah diyor ki benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır.
Rahmeti böyle namütenahi olan Allah hastalık veriyor. Bela veriyor, kaza veriyor. Sıkıyor dünyadan, zelzele oluyor, meteor taşı düşüyor. Zalimler kafirlere musallat ediyor. Ölüm var. Hatta kabir azabı, hatta haşirdeki sıkıntı, hatta cehennem bile Allah'ın bu sonsuz rahmetini daraltmıyor mu? Onunla bunu nasıl telif ederiz? İşte oradan alacağınız donelerle, ölçülerle aynen Efendimiz Aleyhisselam'ın o namütenahi şefkat ve merhameti karşısında ama yer yer de olsa bazı insanlara beddua etmesi ve küffara şiddet davranması arasındaki o münasebeti o şekilde kurmalısınız diye kısaca izah ettim. Daha sonra inşallah bunların üstünde duracağız. İşte şu 8 misal gibi, yani çocuklarla alakalı 8 misal gibi 80 değil belki 800 misalleri vardır. Bütün bunları Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğine delil olarak aktarıyor. Peygamber olmasa bunları yapamazdı yani. O Allah'ın gönderdiği şanı yüce, şe'ni, şerefi çok yüce, yücelerden yüce bir peygamberidir. Evet, belki bu mevzuda sadece çocuklarla alakalı 800 misal vardır. Çoğu kütüb-i siyer ve hadiste beyan edilmiştir. Evet. Resul-i Ekrem'in Aleyhisselam'ın mübarek eli Hekimi Lokman'ın bir eczahanesi gibi. Ve tükürüğü Hazreti Hızır'ın Ab-ı Hayat çeşmesi gibi. Burası da aslında şimdi okuyacağımız bu parça altın ve elmas ile yazısal liyakati var denen bölüm gibi müstakille şöyle bir yaprak, renkli yaprak olarak basılsa olur. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın mübarek eli Hekimi Lokman'ın bir eczahanesi gibi, tükürüğü Hazreti Hızır'ın Ab-ı Hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hazreti İsa'nın nefesi gibi, bunları daha önce aktarmıştık, medet res ve şifa resan olsa ve nev-i beşer çok musibet ve belalara giriftar olsa, Efendimiz bu çapta peygamber, kendi devrinde de bu kadar belaya giriftar olan varsa demek ki hadiseler çok tekrar etmiş. Efendim şimdi birisine böyle mucizesiyle Allah'ın keremiyle şifaya bolunca onu gören, onu duyan herkes de gelecektir tabii ki. Ve elbette Resul-i Ekrem'e hadsiz müracaatlar olmuş. Hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler. Cümlesi şifa bulup gitmişler. 800 kadar olması mantığını anlattı. Hatta 40 defa hac eden 40 sene sabah namazını yassı abdestiyle kılan tabiinin azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen Tavus denilen Ebu Abdurrahman el-Yemani katiyen haber veriyor ki hükmeder ki ve demiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar mecnun gelmişse Resul-i Ekrem Aleyhisselam sinesine elini koymuş katiyen şifa bulmuştur. Şifa bulmayan kalmamış demiş. Bu Ebu Abdurrahman el-Yemani Tavus denilen, buna Tavus-u Yemani deniyor değerli arkadaşlar. Tavus-u Yemani çok önemli bir zat. Tabiinin büyük imamlarından. Yemenli olduğu zaten hemen isminden anlaşılıyor. Sahabe-i kiramdan 70 kişiyle görüşmüş. Onlardan hadis rivayet etmiş bu zat. Bunlardan bazıları Hazreti Ayşe validemizle de görüşmüş. Abdullah İbni Ömer'le görüşmüş. Ebu Hureyre ile görüşmüş. Abdullah İbni Amr'la da görüşmüş. Bu Tavus-u Yemani aynı zamanda kıraatta da üstad. Kıraat ilmini Abdullah İbni Abbas'tan almış. Abdullah İbni Abbas'ı daha önce aktarmıştım. Şu anda Taif'te
kendi ismine büyük bir cami var. Caminin yanında da kabri şerifi var. Oraya çekilmiş ve kaldığı evde biraz tamir etseler de aynen duruyor orada. Aslan Yemenli, Tavus bin Keysan veya Abdurrahmanil Yemani olarak da biliniyor. Evet, 40 sene yatsının abdestiyle sabah namazı kılmış bir zat. Bu kadar müttaki, bu kadar sahabeden ders almış bir zat diyorsa ki bu 800 misal vardır bu mevzuda. Haşa, bu insanlar yalan söylüyor. Olmaz böyle bir şey demek. Bu insanları tanımamak, dinin özünü bilmemek demektir. İşte asr-ı saadete yetişmiş böyle bir imam, böyle kat'i ve külli hükmetmişse elbette ona gelen hiçbir husus, hiçbir hasta kalmamış ki illa şifa bulmuş. Madem şifa bulmuş, elbette müracaatlar binler olacaktır. Böylece 14. işarete geldik. Başta zikrettiğim gibi arkadaşlar, 7. nükleri işaretten, bereketi taam işaretinden, ağaçlarla, sularla alakalı o mucizeler devam etti, etti. En nihayet burada duası, eli, tükrüğüyle hep elle alakalı mucizeler geçti. Efendimiz Aleyhisselam'ın eliyle alakalı bu kadar mucizeler geçince, işte bu mucizeleri içine alan bir sayfayı üstad müstakillen bunların özeti olarak yazmış. Bu parça altın ve elmas ile yazılsa liyakati var. Evet, okuyalım. Evet, sabıkan bahsi geçmiş. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. Buhari'de, Tarihül Kebir'de, El-Bezzar Müsned'de, Tabarani'nin Mucemül Efsat'ında geçmiş bunlar. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. Ve mâ rameyte id rameyte velâkinnallâhe rame sırrıyla Enfal 17. ayet. Aynı avucunda küçücük taş ve toprak düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama, mağlubiyete, hezimete sevk etmesi, Bedir'de böyle olduğunu, Huneyn'de de böyle bir mucizenin cereyan ettiği daha önce geçmişti. Ve şakkal kamer nasrı ile, aynı elin parmağı ile, aynı avucunun parmağı ile kameri iki parça etmesi ve aynı el çeşme gibi 10 parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması. Bir elin maharetlerine bakınız. Elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucize-i kudret-i ilahi olduğunu gösterir. Güya ahbab içinde o elin avucu küçük bir zikirhane-i sübhanidir ki küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler. Düşmanlara karşı nasıl ve adaya karşı küçücük bir cephane-i Rabbani'dir ki içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olurlar. Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i Rahmani'dir ki hangi derde temas etse derman olur. Ve celal ile kalktığı vakit kameri parçalayıp kab-ı kavseyn şeklini verir. İki kavis. Ve cemal ile döndüğü vakit ab-ı kevser akıtan o musluklu bir çeşme-i rahmani hükmüne geçer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa o zatın Halik-i Kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve önemli olan şu. Ve o el ile biat edenler, o ele el verenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı diyerek 7. işaretten 13. işaret dahil, yani 7 nükleri işarette geçen Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek eli ile ortaya çıkan
mucizelerle alakalı bir özet. Müthiş bir özet. Sonunda da işte böyle bir zata el uzatmak, el vermek kabirde, haşirde, ahirette bizi mahcup etmeyecek, şefaat edecektir. Hatta dünyada bile elimizi ona versek, ahdü peymanımızda, misakımızda, biatımızda ona karşı prensipleri yaşamada sağlam olsak, o ruhaniyatıyla da içimizde arz-ı endam ederek öldü isek dirilmemize, söndü isek his ve heyecanlarımızı kaybettiysek yeniden şahlanmamıza, canlanmamıza lütfu keremi ilahi ile sebebiyet verecektir diyerek mevzuyu bu şekilde tamamlamış olduk.